bir dairemiz var ve bu dairenin içine bir eşkenar üçgen çiziyorum. Yani üçgenin köşelerinden her biri bu çemberin çevresi üzerinde olacak. Eşkenar üçgen çizmek için de elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Evet, bu fena olmadı sanki. Zaten daha iyisini çizemem. Evet, eşkenar kenarları birbirine eşit olan bir üçgen. Yani eğer bu kenarın uzunluğu a ise, bu durumda bu kenar dağıdır ve bu kenar dağıdır. Bu dairenin yarıçapı da yarıçapı da 2 olsun diyelim. Rastgele bir sayı seçtim. Dairenin yarıçapı 2 olsun. Şimdi son birkaç videodaki bazı sonuçları ve temel trigonometri bilgimizi kullanarak dedim ama trigonometri kelimesi eğer sizi korkuttuysa trigonometri listesindeki ilk birkaç videoyu izleyip burada neler yaptığımı daha rahat anlayabilirsiniz. Evet ne dedik? Burada çemberin içinde üçgenin dışında kalan bölgenin alanını bulmak istiyorum. Yani bu küçük alanın, buradaki alanın ve bu alanın toplamını bulmak istiyorum. Çözümümüze dairenin alanını bularak başlayalım. Bunu bulmak kolay. Dairenin alanı nedir? Pi r kare. Burada yarıçap 2. Yani dairenin alanı eşittir pi çarpı 2'nin karesi olacak. Alanımız o halde 4 pi'ye eşit. Ve eğer bu 4 pi'den üçgenin alanını çıkarırsam, kalan alanı bulmuş olurum değil mi? Kalan alanı bulmuş oluruz. Ama üçgenin alanını nasıl bulacağız? Üçgenin alanını nasıl bulacağız? Güzel soru. Hatırlarsanız size birkaç video önce Heron formülünü göstermiştim. Eğer bir üçgenin kenarlarının uzunluklarını biliyorsanız, alanı bulabilirsiniz. Ama burada henüz kenarların uzunluklarını bilmiyoruz. Eğer kenar uzunluklarını bulabilirsek, alanı Heron formülü ile hesaplayabiliriz. O zaman gelin kenarların gerçek uzunluklarını bilmeden Heron formülünü uygulayalım. Bakalım ne olacak? Eşkenar üçgenin kenar uzunluklarına a diyelim. Heron formülünü uygulayarak s değişkenimizi a artı a artı a bölü 2 olarak yazıyoruz. Ya da 3a bölü 2. Bu durumda bu üçgenin alanı a cinsinden alan eşittir karekök 3a bölü 2 çarpı s eksi a. Buna göre bu 3a bölü 2 eksi a eder. Veya sadece 2a bölü 2 yazabilirim. Bunlar birbirini götürür ve sadece a kalır. Heron formülüne göre bu işlemi her kenar için yani 3 kez yapmam gerekiyor. Ama bunu 3 kez çarpmak yerine direkt üzeri 3 olarak yazabilirim. Peki bu neye eşit olacak? Karekök 3a bölü 2 eşit olacak. Buradaki ise 3a eksi 2a'ya yani a'ya eşit olacak. Yani a bölü 2'nin 3. kuvveti. Ve bu da eşittir. Renkleri değiştireyim. Karekök 3a çarpı a'nın 3. kuvveti. Bu, 3a üzeri 4 eder, değil mi? Bölü 2 çarpı 2 üzeri 3. Bu da 2'nin dördüncü kuvveti olacak, değil mi? Yani 16. 2 çarpı 2'nin üçüncü kuvveti, 2'nin dördüncü kuvveti demektir. Bu da 16'ya eşittir. Ve daha sonra eğer pay ve paydanın karekökünü alırsak, bu eşittir. Karekök a üzeri 4, a kare eder. a kare çarpı 3 kök içinde çıkacak bölü paydanın yani 16'nın karekökü. Bu da 4'tür. Buna göre eğer a'nın değerini bulabilirsek, Heron formülünü kullanarak bu eşkenar üçgenin alanının ne olduğunu bulabiliriz. Peki a'nın değerini nasıl bulacağız? Eşkenar üçgenlerle ilgili başka ne biliyoruz bir düşünelim. Mesela bütün açılarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. İç açıları toplamı 180 derece olacağından açıların her biri 60 derece olmalı. Bu 60 derece, bu 60 derece ve bu da 60 derece. Çevre açı ve merkez açıdan bahsettiğim son videoda öğrendiklerimizi bakalım burada kullanabilir miyiz? Buradaki bir çevre açı. Köşesi ise dairenin çevresinin üzerinde. Buradaki yaya karşılık geliyor. Ve aynı yayı gören merkez açı, buradaki Aynı yayı gören bir merkez açımız var. Bir önceki videoda gördüklerimize göre, aynı yayı gören merkez açının, çevrel açının iki katı olacağını söyleyebiliriz. Yani buradaki açı 120 derece olacak. Buradakinin iki katı. Şimdi bu açıyı tam ortadan ikiye böleyim. Yani aşağıya doğru dümdüz iniyorum. Bu iki açı ne olacak? Bunlar 60'ar derece olacak. Çünkü açıyı ortadan ikiye ayırdım. İki açının da 60'ar derece olması gerekiyor. Bu kenarı ikiye ayırdım biliyorum. Bu ikizkenar bir üçgen, buradaki yarıçaptır. çaptır. Yarı çapsa neydi? 2 Yani bu bütün üçgen simetriktir. Eğer ortaya doğru bir çizgi çizersem, buradaki uzunluk taban kenarının yarısı olacak. Yani a bölü 2. Bunu şuraya çizeyim. Buradaki bir ikizkenar üçgen, Herhangi bir ikiz kenar üçgende, bu kenar, bu kenara eşit ve örneğimizde bunlar, yarıçaplar ve bu açı, o açıya eşit olacak. Eğer yukarıdan burayı ikiye bölseydim, tabanı ortadan iki eşit parçaya ayırmış olurdum. Yani bu iki uzunluk birbirine eşit olacak. Örneğimizde ise, eğer bütün kenar A ise, bunların her biri, her birisi, A bölü 2 olacak. Şimdi bu durumu ve biraz trigonometri bilgisi kullanarak A ve R arasında bir bağlantı bulabiliyor muyuz bir bakalım. Çünkü eğer R kullanarak çözmeyi becerebilirsek A değerini buraya koyabilir ve üçgenimizin alanını bulabiliriz. Böylece üçgenin alanını dairenin alanından çıkarırız ve soruyu çözmüş oluruz. Evet bakalım bunu yapabiliyor muyuz? Burada 60 derecelik bir açımız var. Buradaki tüm merkez açının yarısı. Eğer bu açı 60 derece ise bu açının karşısındaki kenar a bölü 2. Karşı kenar eşittir a bölü 2. Ve ayrıca hipotenüsü de biliyoruz değil mi? Buradaki bir dik üçgendir. Çünkü aşağıya doğru düz bir çizgi çizdiniz ve karşı kenarı ortadan ikiye ayırdınız. Bu bir dik üçgendir. Ve şimdi biraz trigonometri kullanalım. Karşı kenar a bölü 2'dir, hipotenüs ise r'dir. Bu hipotenüs, dik üçgenimizin hipotenüsü. Yani bu eşittir 2. Bir açının karşı kenarının hipotenüsü olan oranını gösteren trigonometrik oran hangisidir? Evet, bazılarınız artık bunu göstermemden sıkılmış olabilir, hatta bıkmış olabilir ama ben yine de tekrarlayacağım. Skah, koko, takako. Burada skah neydi? Bir açının sinüsü, Karşı kenar bölü hipotenüse eşittir demekti. K, karşının yani karşı kenarın, h de hipotenüsün kısaltması. Evet, burada az yerim kaldı, o yüzden biraz aşağıya kaydırayım. Yani buradaki açının sinüsü, sinüs 60 eşittir a bölü 2 bölü hipotenüs. Hipotenüs de neydi? Yarıçaptı. Yani bölü 2. Ve bu da eşittir a bölü 4. Peki, 60 derecenin sinüsü nedir? İşte soru. Eğer sinüs kelimesi size yabancı geliyorsa, trigonometri listesinin başındaki videolarımıza bir bakın. 60 derecenin sinüsünü 30-60-90 üçgenlerinden hatırlıyor olabilirsiniz. Umarım hatırlıyorsunuz. Hemen buraya bir tane 30-60-90 üçgeni çizelim. Eğer burası 60 derece ise ve şu da 30 ise, Burası 90 olacak, değil mi? Bunun uzunluğunun 1, bunun uzunluğunun 1 bölü 2 ve bunun uzunluğunda kök 3 bölü 2 olduğunu umarım hatırlıyorsunuz. Buna göre 60 derecenin sinüsü, karşı kenar bölü hipotenüs, yani karekök 3 bölü 2 bölü 1, sinüs 60 derece. Eğer hesap makineniz yoksa direkt bunu kullanabilirsiniz, karekök 3 bölü 2 şimdi a'yı bulabiliriz. Nefis. Kök 3 bölü 2 eşittir a bölü 4. Kök 3 bölü 2 eşittir a bölü 4. Her iki tarafı da 4 ile çarpalım. 4'ü götürdük. Burayı 4 ile çarpalım. Bu 2 olur. Burası 1 olur. Ve a eşittir 2 kare kök 3 sonucuna ulaşırız. Şahane. a'yı bulduk. Ve son aşamaya geldik. Bu kenarların her birinin uzunluğunun ne olduğunu bulduk. Heron formülünü kullanarak bu uzunluklar cinsinden üçgenin alanını bulduk. Şimdi a yerine bu değeri koyalım ve alanı hesaplayalım. Buna göre üçgenimizin alanı eşittir. a kare çarpı kök 3 bölü 4. Peki a kare ne? a kare 2 kare kök 3'ün karesi. Bunu kök 3 bölü 4 ile çarpalım. Yani alan eşittir 2 kare kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Sadece a kare çarpı kök 3 bölü 4'ü yazdık. Bu 4 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4'e eşit olacak. Bu 4'ler birbirini götürür. Buna göre üçgenimizin alanı 3 çarpı kök 3. 3 çarpı kök 3. Yani buradaki alan 3 kök 3. Şimdi sorunun bizden ne istediğine tekrar bakalım üçgenin dışında ve dairenin içinde olan turuncu renkli alanı bulmamızı istiyorlar. Artık kolay. Dairemizin alanı neydi? Dairemizin alanı 4 pi ve bundan üçgenin alanını çıkaracağız. Üçgenin alanı da 3 kök 3. Ve bu kadar. Cevabımızı bulduk. Bu, buradaki ifade turuncu renkli bölgenin alanına eşittir. Evet, keyifli bir soruydu. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Hoşçakalın.